gelmişlerdi. Kendilerine hoş geldiniz diyor, saygıyla selamlıyoruz efendim. Tabii Türkiye arasındaki ilişkileri çok daha güçlü hale getirecek olan Karadeniz Barış Ordu'nun ve Boratlı Projesi'ye teşekkür ediyorum. Konularda bir taraftan Maliye Hazine Bakanlığımızın yaptığı bir çalışma var. Çeşitli tedbirler noktasında. Diğer taraftan da Strateji Bütçe Başkanlığımızın yaptığı geniş kapsamlı bir çalışma var. Bu ikisini konsolide ediyoruz ve yakın bir gelecekte olgunlaştıracağız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak bütün bu maddeler. İşin ana fikri şu, gereksiz harcamaları azaltmak, var olan harcamalarda da verimliliği arttırmak. Nasıl arttırılacak verimlilik? Odaklanarak. Daha fazla öncelikler, odaklanma suretiyle bugünkü şartlar altında, Türkiye'nin bugünkü ihtiyaçları düşünülerek harcamaların odaklanması, verimliliğinin arttırılması, bir yandan da geçmişte belki gerekli olabilirdi ama şu anda anlamını kaybetmiş bir takım kalemlerin tespit edilerek bunlar da azaltmaya gidilmesi. Kamu tasarrufu önemli. Türkiye bir taraftan deprem yüküyle karşı karşıya olan bir ülke. Geçen yıl biliyorsunuz 900 milyar liranın üzerinde depreme harcama yapıldı. Bu yılda bütçemizde 1 trilyon 28 milyar sadece deprem bölgesi için harcama öngörüyoruz. Bunları yaparken makro istikrarımızı korumak açısından bütçe açıklarını belli bir seviyede tutmak durumundayız. Her zaman söylüyoruz. Programımız 3 ayaklı bir program. Bir taraftan para politikası var, bir taraftan maliye politikası, diğer taraftan yapısal reformlar. İşte maliye politikası kısmında kamu tasarruflarının çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi tek tek maddelere girmemiz doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu değerlendirme, teknik çalışma süreci devam ediyor. Tamamlandığında zaten bunlar kamuoyuyla paylaşılmış olacaktır. Kamuoyunun bu anlamdaki beklentilerine, kamuoyunun düşüncelerine de elbette bu dönemde azami bir dikkat gösterilecektir. Kamu elbette görevini yapmalı. Kamu millete hizmet etmek için var. Devlet millete hizmet etmek için var. Bu görevini en etkin, en verimli şekilde yapmalı ama bunu yaparken gereksiz harcamaları da olabildiğince azaltarak hem bütçe dengemizi daha sağlıklı yere taşıma hem de bu makro hedeflerimize özellikle de enflasyonu düşürme hedefimize katkıda bulunma amacını taşıyoruz. Ülkemizin birinci önceliği enflasyonu düşürmek. Dolayısıyla bu konuda çok yönlü bir şekilde yaklaşıyoruz. Bu sadece para politikasıyla düşünülmemesi gereken bir alan. Maliye politikasının da para politikasına daha fazla destek olduğu, yapısal reformlarla yine verimliliğin, rekabet gücünün artırıldığı bir programımız var. Bütün bunların sonunda da enflasyonun düştüğü, dengelerin daha sağlıklı hale geldiği bir ortamda kalıcı bir şekilde sosyal refahı arttırmak istiyoruz. En genel amacımız da bu. Bunu yapmak için koordineli bir şekilde, bir ekip ruhu içinde bütün kurumlarımızın katkısıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geldim.